arkadaşlar, ters trigonometrik fonksiyonlar, başlayalım birinci sorudan. Arksin eksi kök 2 bölü 2 artı kos kök 3 bölü 2 toplamının sonucu kaçtır? Şimdi biz her zaman arkları harflendirerek çözeriz. Buraya a, buraya b dersem. Şöyle yazalım. Arksin eksi kök 2 bölü 2 eşittir a olsun. Arksin karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Yani sin a'nın değeri eksi kök 2 bölü 2'dir. Arkadaşlarım, kök 2 bölü 2 değeri 45 derecedir. Yani pi bölü 4'tür. Şöyle de yazalım, pi bölü 4. Arkların aralığından dolayı önüne eksi koyarız. A değerimiz yani eksi pi bölü 4 gelmelidir. Şimdi geçtik diğerine. Ark kosinüs kök 3 bölü 2 eşittir b. Karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Kosinüs b kök 3 bölü 2'dir. Kök 3 bölü 2'yi veren hangi açıdır arkadaşlarım? 30 derece. 30 derece radyanını yazdığım zaman da pi bölü 6 gelmelidir. Bu da nedir? B değeri. Her ikisinin toplamını istiyor. Pi bölü 6 eksi pi bölü 4'tür. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişlettiğim zaman eksi pi bölü 12 elde edilmelidir. Geçtim ikinci soru. Toplamının sonucu kaçtır? Yine arklı olduğu için her birini harflendirerek çözerim. Ark tanjant eksi 1 eşittir a değeri, pardon. Şöyle yapalım. Şunu da parantezin içine alalım. Ark karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Tan a ne gelir? Eksi 1. Arkadaşlarım, 1'i veren 45 derece. Yani pi bölü 4. Arkın tanjantın aralığından dolayı önüne eksi koyarız. Ve buradan da a değerimiz eksi pi bölü 4 gelmelidir. Şimdi gelelim. Ark kosinüs eksi 1 bölü 2 eşittir b. Karşı tarafa geçtik, arkı kalktı. Kosinüs b eksi 1 bölü 2. Eksiyi görmezsek 1 bölü 2'yi veren nedir? 60 derecedir. Yani arkadaşlarım pi bölü 3'tür. Bunun eksi olabilmesi için ikinci bölgede olması lazım. Pi'den çıkartılır. O zaman 2 pi bölü 3 b değeri gelir. Her ikisinin toplamını istiyor. 2 pi bölü 3 eksi pi bölü 4. Burayı 4 ile burayı 3 ile genişletirsem 8'den 3 çıktı. Şöyle yazalım, 8 pi eksi 3 pi bölü 12 gelmeli. Yani 5 pi bölü 12 cevabı elde edilir. Geçtim 3. soruma. İfadesinin değeri kaçtır? Ne dedik? Her zaman arkları harflendirmemiz lazım. Buraya a dedik. Karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Kosinüs a'nın değeri. Buradan da tanjant pi gelir. Tanjant pi arkadaşlarım sıfırdır. Kosinüs a sıfır geldi. Ne zaman sıfır olur kosinüs? Pi bölü 2'de sıfır olur veya 3 pi bölü 2'dedir. Aralıkta olmadığı için arkın. Dolayısıyla 3 pi bölü 2 alınmaz. Pi bölü 2 elde edilir. Geçtim 4. soruma. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Her zaman arkı harflendiriyoruz. Bizden istenilen demek ki sinüs a'dır. Yazalım. Ark tanjant x eşittir a. Karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Tanjant a'nın değeri x gelir. Hemen bir dik üçgen çizeyim. Burası a açısı olsun. Karşı bölü, bakın, paydası 1, komşusu 1'dir. Burası karekök içerisinde x kare artı 1'in karekökü gelir arkadaşlarım Pisagor'dan. Bizden sinüs a'yı istemiş. Neydi sinüs? Karşı bölü hipotenüs. X bölü karekök içerisinde x kare artı 1 cevabını bulurum. Geçtim 5. soruma. İfadesinin sonucu kaçtır? Yine arka a der isem bizden istenilen tanjant a'dır. Ark kosinüs 2 bölü 3 eşittir a. Karşı tarafa geçerken arkı kalkarak geçer. Kosinüs a'nın değeri 2 bölü 3 olmalı. Hemen bir dik üçgen çizersem. Kosinüs a, komşu bölü hipotenüs. Buraya m dersem Pisagor. M kare 2'nin karesi 3'ün karesi. M kare 9'dan 4 çıktı 5'tir. Kare kökünü aldığım zaman kök 5 gelmeli. Hemen buraya kök 5 yazalım. Tanjant neydi? Karşı bölü komşudur. Buradan da kök 5 bölü 2 cevabını bulurum. Geçtim 6. soruma. İfadesinin sonucu kaçtır? Ne dedik? Her zaman arklar harflendirir. Buraya a dersem. Tanjant pi eksi a gelmelidir. 180'de ne yapar? İsim değiştirir mi? Değiştirmez tabii ki. Tanjant a'dır. 180'dan çıkarttığım için ikinci bölge. İkinci bölgede tanjantın değeri eksidir.
Bakın A ister dar açı olsun ister geniş açı olsun hep dar açıymış gibi işlem yaparız. Şimdi arkosinüs 3 bölü 5 eşittir A. Karşı tarafa gönderirsem kosinüs A olur 3 bölü 5. Bizden istenilen tanjant A. Dik üçgen çizdim. Burası 3, burası 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4'tür. Tanjantımız karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Önündeki eksiyle eksi 4 bölü 3 cevabını elde ederiz. Geçtik 7. sorumuza. Fonksiyonun en geniş tanım aralığı. Şimdi arkadaşlarım. Yine arka harflendirecektik A. Arksin karşı tarafa geçerken arkı kalkar. Sin A'nın değeri 2x artı 1 bölü 3 olur. Sin'in değeri her zaman ne ile ne arasındaydı? Artı 1 ile eksi 1 arasında. Sin dediğimiz 2x artı 1 bölü 3'müş. O zaman x'i yalnız bırakmak için her 3 tarafı 3 ile genişletiyorum şöyle. Burası eksi 3 gelir. Bu 3'ler gitti. 2x artı 1 gelir. Buradan da artı 3 gelir. Artı 1 eksi 1 diye geçer. Eksi 4 şöyle. Buradan 1 çıkartırsam 2x. 1 çıkartırsam 2. 2'ye böldüğüm zaman eksi 2. X ve 1 olmalıdır. Dahil olduğu için kapalı aralıktır. Eksi 2, 1 kapalı aralığı B şıkkında mevcuttur. Geçtim 8. soruma. İfadesinin değeri kaçtır? Her zaman arklar harflendirir. A dedik. Buradan istenilen kosinüs pi bölü 2 eksi a'dır. 90'da isim değiştirirsiniz. A 90'dan çıkardığımız için birinci bölgede kosin işareti artıdır. Yani istenilen sinüs a'dır. Hemen ark tanjant 3'e a demiştik. Karşı tarafa geçerken tanjant a olur. Ve buradan tanjant a'nın değeri 3. Ama bizden istenilen sin a'dır. Dik üçgen çizelim arkadaşlarım. Neydi tanjant? Karşı bölü komşu. Buraya m deyip Pisagor uygularsam. 3'ün karesi 1'in karesi. M kare eşittir 10'dan. Kare kökünü aldığımız zaman m eşittir kök 10 gelmelidir. Neydi sinüs? Karşı bölü hipotenüs. Yani buradan 3 bölü kök 10 gelmeli. Payda eşleniğine çarpar isem 3 kök 10 bölü 10'dan B şıkkı olmalıdır. Geçtim 9. soruma. Tanjant x'in değeri nedir? Şimdi arkadaşlarım hepsini harflendirelim. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Arksin 1 eşittir A. Karşı tarafa geçti. Sin A'nın değeri 1. Nerede 1'dir sin'in değeri? O da 90 derece olmalıdır. Tabii ki arksinin aralığından. Ark kosinüs 1 bölü 2 eşittir B'dir. Karşı tarafa geçtik. Kosinüs B eşittir 1 bölü 2. Hangi açıdadır arkadaşlarım? 60. Ark kosinüsün aralığından dolayı 60 gelir. Yani pi bölü 2 bakın burası 90 dereceydi. Burası 60 derece. Kaç geldi? 150 derece. 150 eşittir. Pi değeri 180 eksi x'den. Bakın x değeri de ne geldi? 30 derece. X yerine 30 derece koyarsam bizden istenilen tanjant 30'dur. O da 1 bölü kök 3'tür. Paydayı eşleniğine çarpar isem kök 3 bölü 3 cevabını elde ederim. Geçtim 10. soruma. X değerinin çarpımı. Şimdi arkadaşlarım hemen karşı tarafa geçirelim. Ark tanjant x kare eksi 2x eksi 4 eşittir eksi pi bölü 4'tür. Ark tanjant karşı tarafa geçerken tanjant diye geçer. Tanjant eksi pi bölü 4 eşittir x kare eksi 2x eksi 4 elde edilir. Tanjant eksiyi kusar. Eksi tam pi bölü 4'tür. Ve burası da arkadaşlarım tanjant 45 1'di. Önündekine eksi 1 elde edilir. Şöyle yazalım. Eksi 1 karşı tarafa artı 1 diye geçer. Eksi 4 1 daha eksi 3'tür. Çarpanları ayırmaya gerek yoktur. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 3 bölü 1'den de eksi 3 elde edilir. Atıyorum hocam ben bu kuralı hatırlamadım derseniz çarpanlarını ayıralım. X eksi 3'e arkadaşlarım x artı 1 eşittir 0'dır. Ya 3 gelir ya da eksi 1 gelir. Bakın çarptığınız zaman yine eksi 3 cevabını bulursunuz. Geçtim 11. soruma. X pozitif bir gerçel sayı buna göre sağlayan x değeri. Şimdi arkadaşlarım bu tarz sorularda neydi yine? Arka her zaman harflendirecektik. Buraya A dersek. Tanjant A'nın değeri x bölü 4 imiş. Neye A dedik? Arksin
x bölü 6'ya a demiştik. Karşı tarafa geçerken arkı kalkar. Sinan'ın değeri de ne geldi? X bölü 6. Buradan dik üçgen çizerek de ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz. Bulalım bakalım dik üçgenden. Burası 90 derece. Neydi? Sinüs A. Karşı bölü hipotenüstür. Tanjant A karşı bölü komşuydu. Burası da o zaman 4'tür. X kare Pisagor 4'ün karesi 6'nın karesi. X kare artı 16 36. X kare eşittir 20'den kare kökünü aldığımız zaman 2 kök 5 gelmelidir. O da B şıkkında mevcut. Geçtim son soru 12. soru. Buna göre x kaçtır? Bakın arkları her zaman harflendirecektik. Her ikisi sonuca a dersem hem bu da a'dır hem bu da a'dır. Yani ark kosinüs x eşittir a. Karşı tarafa gönderdim. Kosinüs a'nın değeri x'tir. Aynı şekilde ark sin 2x eşittir a ise sinüs a'nın değeri ne olmalı? 2x. Bizden x'i istiyor, a'yı istemiyor. O yüzden a'yı yok etmemiz lazım. A'yı nasıl yok ederiz? Kos kare a artı sin kare a'nın değeri neydi? Şöyle 1'di arkadaşlarım. Kos kare alırsam x kare gelir. Bakın her iki tarafın karesini aldım. Sin yerine 2x yazarsam karesi 4x kare olur. Ve 5x kare eşittir 1 ise x kare 1 bölü 5'tir. Kare kökünü aldığım zaman x 1 bölü kök 5'tir. Paydayı eşleniğinle çarparsam kök 5 bölü kök 5 bölü 5 cevabı elde edilmelidir.